Merhabalar, yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bu videomuzda Android televizyonlara yazılım güncellemesi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Benim televizyonum Sony. Fakat fark etmez, Android yazılımlar genelde birbirlerine benziyor. Kurulması da, yüklemesi de. Size faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım şimdiden faydalı olur. Desteklerinizi bekliyorum. Halen abone olmadıysanız videonun sonunda abone olmayı unutmayınız. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, yazılımın olup olmadığını görmek için ayarlar sekmesine giriyoruz. Ayarlara girdik. Burada cihaz tercihleri bölümüne giriyoruz. Hakkında diye bölüme giriyoruz. Sistem yazılım güncellemesi diyor. Oraya girdiğimizde tekrar basıyoruz ve bir yazılımın olduğunu gördük arkadaşlar. İndirilmiş. Televizyonunuzu kapattığınız an yazılım başlayacak diyor. Biz de kapatma tuşumuza basıyoruz. Televizyonumuzu kapattık ve gördüğünüz gibi kapattıktan sonra şimdi yükle, daha sonra yükle ve yükleme kısımları geliyor. Biz şimdi yükleme kısmını seçiyoruz. Evet, şu anda yazılım güncellememiz başladı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yazılım güncellememiz başladı. Kesinlikle televizyonumuzun fişini çekmiyoruz. Evet, bu arada konuşmaya devam edelim. Bu tip yazılım güncellemeleri televizyonumuzun daha iyi çalışmasına fayda ve olanak sunuyor. Bunları yazılım güncellemeleri geldiği zaman mutlaka yapınız. Zaten ben ekranın sağ üst köşesinde yeni bir yazılım geldiğini oradan anlamıştım. Televizyon uyarıyor bunu. Bilginiz olsun. Ve halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Videonun sonunda. Evet, bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. Bu arada televizyonumuz Sony KD55XF9005. Fakat illa bu marka olmayacak diye bir şey yok. Genelde Android televizyonlara yazılım geldiği zaman çoğuna gelmiş oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi Sony'nin bu modeline geldiyse diğer modellerine de genellikle mutlaka yazılım gelmiştir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Android TV'lerin yazılım güncellemeleri genellikle böyle olmakta. Evet, yazılım bitmek üzere. Çok az bir oran kaldı arkadaşlar. Yaklaşık 8 dakika falan oldu. Evet, çok az bir oran kaldı arkadaşlar. Bitmek üzere. Ve bitti. Evet, gördüğünüz gibi televizyon yeniden açılıyor. Yazılım güncellemesini gerçekleştirdi. Siz de evinizde bunu kendiniz gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Epey uzun sürdü. Evet, televizyon tekrardan kendini kapatıyor arkadaşlar.
yazının güncellemesini gerçekleştirdi. Videonun sonunda abone olmayı unutmayınız. Yazılım güncellememiz bu kadar gerçekleşti. Ve televizyonumuz kapandı. Tekrardan açılıyor sanırım. Android yazısı kısa sürdü. Evet, gördüğünüz gibi zaten aşağıda yazılım güncellendi. Televizyonunuz kapatılacak diye bir uyarı geldi arkadaşlar. Evet, sanırım televizyon kapandı. Evet, yazılım güncellememiz gerçekleşti. Biz tekrardan televizyonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet, televizyonumuzu tekrar açtık ve güncellemeler kontrol ediliyor diye uyarı çıktı arkadaşlar. Televizyonumuz kapandı. Biz tekrar açma tuşuna bastık ve güncellemeler kontrol ediliyor diye uyarı geldi. Evet, televizyonumuz açıldı ve güncellendi. Güncel versiyonunu ekranın sağ üst köşesinde yazılım güncellemesi kısmından görebilirsiniz sizler de. Evet, umarım faydalı olur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.